Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile beraber yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Daha önce de birçok kez programlarımızda ağırladığımız hepinizin de özellikle Sosyal medyadan, Twitter'dan, Telegram'dan yakından tanıdığı Erhan Ünal bizlerle birlikte analist Erhan Ünal'la piyasayı değerlendireceğiz. Son dönemdeki düşüşleri ve sert düşüşleri konuşacağız. Tabii ki gelecek adına o da bizle fikirlerini, öngörülerini paylaşacak. Erhan Ünal hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Erkan Bey nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Bey de de olur. Artık hepimiz <laughs> piyasada birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Evet. Sağ olasın. Burak sen de hoş geldin. Sağ ol Hakan, sen de hoş geldin. Evet, Erhan Ünal'la başlayalım istiyorsan Burak. Hemen fiyata girelim. Hadi. Tabii insanlar Erhan Ünal'ı bulmuşken de hemen tabii fiyattan <laughs> girmemizi isteyeceklerdir. Ben şuradan gireyim. Sen... Senin bir tweetin vardı ünlü 38 bin e, evet. gelebilir diye e, yani Burak da şahittir e, konuşmuştuk WhatsApp'ta o zaman ben şunu demiştim evet gelebilir 38 bin ama ne zaman gelir seneye Mart ayında gelebilir mesela işte e, yani boğa piyasası bittikten sonra gelir demiştim ben yani e, hiçbir şekilde böyle bir e, tabii ki senin gibi bir e, grafik analisti olmadığım için ben tamamen işin temel analiz yönüyle yani Amerika'daki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler işte o zaman da zannediyorum Coinbase halka açılalı bir hafta olmuş olmamıştı. Yani uçuyor da herkes. Hani belki bir geri çekilme olur ama hani bunca para basmaydı, oydu buydu, Biden'ın politikalarıydı falan filan uçar gideriz. Hani uzun vadede de olsa diye düşünüyorduk. Hiç bu kadar sert bir e, geri çekilme beklemiyorduk hatta 38 bine 30'lara da indi zannediyorum sen de o kadarını beklemiyordun herhalde değil mi 30'lara kadar gitsin. aslında e, iki kademeyi de bekliyordum hem 30'da bekliyordum hem 38'de bekliyordum ama 30'u e, ben yaz, yazın sonuna doğru böyle e, en azından ulaşırız o noktadan alırım diye bekliyordum Hani hmm. e, bir anda gelmesi tabii sürpriz oldu evet. e, yani kötü mü oldu bence kötü oldu bu kadar kısa sürede böyle bir büyük düşüşün olması ee, yani ben en azından 30 bin bölgesini yazın kalesi olarak düşünüyordum. Ee, yani Ağustos, Eylül gibi dokunsak ondan sonra tekrar kapanmalarla beraber yeni bir yükseliş dalgasını tetikletecek nokta olarak görüyordum. E tabi böyle olunca e, biraz da e, revize etmek gerekti tahminleri vesaire. Ona göre tekrardan bir yol haritası çıkardım şu anda. Evet, yani fiyatla ilgili zaten konuşacak çok şey var ama hmm. e, özellikle sen de o 38 binden benim girmemin sebebi de şu, yani bizim kendi aramızdaki konuşmalarımızdan çok hani e, samimiyetimizden kaynaklı ben tabii onu söylüyorum <laughs> ama sen Twitter'dan da çok fazla tepki almıştın. Çok ee, fazla. Yani, çok fazla. Yani ya işin hakaret kısmı ayrı tabii, onu asla tasvip etmiyoruz ama hani. ...çok fazla tepki almıştın... ...çok uh -huh. e, şaşırtıcı şekilde de... ...fazla belki çok... E, ...ilgi de görmüştü o tweet... ...hem olumlu hem olumsuz uh -huh. anlamda... ...yani o dönemde sen... ...ne hissetmiştin o Twitter'dan gelen tepkilere... ...sen e, ne bileyim... ...kafa yoruyor musun... ...senin de fikirlerini merak ben, ediyorum... Ben ...sonra orası atış... geldikten sonra da ne, ne oldu... ...yani 38 bin geldi... ...onun altına da düştü... ...o zaman nasıl tepkiler geldi bir de... ...hem tuttuktan hem tutmadan önce... <laughs> <laughs> Anladım. Ya şimdi e, tabii yukarıda piyasaya yeni giren kişiler var. E, bu kişiler daha önce hiç böyle büyük bir düşüş görmemişler. E, bundan dolayı tabii yani hiçbir zaman düşmeyecek, e, hep olumlu seyredecek gibi düşünüyorlar. Ben o paylaşımı yaptığıma ilk başta gerçekten çok pişman oldum. Çünkü o kadar çok linç, hakaret, küfür, yani sayısı evet. neler neler şeyler işittim. İşitmediğim hiçbir şey kalmadı. Ölüm tehdidi vesaire yani her şey aklınıza ne gelebiliyorsa DM'de DM de açıktı o zamanlar ondan sonra DM'i de kapattım ee, bunlara maruz kaldım e, yani gerek var mıydı gerek yoktu sonuçta çünkü sadece bir tahmin yapıyoruz yani tutmak zorunda tabii. da değil yani evet. burada yanılabilirdim de fiyat yukarıda gidebilirdi e, ee, gitmedi benim tahminim gerçekleşmiş oldu. Ee, e tabi ben de bunun ben sevindim yani düştüğü için. Niye sevindim? Çünkü ben de satmıştım elimdekileri. E i̇ster insan seviniyor ya. Ne yapayım? Üzüleyim mi düştü diye. <laughs> <Evet>. tabii. <laughs> tabii, tabii Ya ondan sonra tabii Bırak oraya gelince... Ha, ben biraz daha tabii, devam edeyim. Tabii. Şimdi o dönemde tabii böyle tweetler falan atıyorum. O 38 bin dolar bir de göz işareti koydum. Tweet'i attıktan sonra yaklaşık o gün beni 3 bin kişi falan takipten çıkmıştı. Yani azalmasını orada e, ümeli bir şekilde seyrediyordum. Hmm. Ben bir de çünkü ısrarla söyledim onu. Yani bir kere söyleyip bırakmadım. Gün aşırı veya iki günde bir mutlaka 38 bin, 38 bin, 38 bin imalı mutlaka tweetler atıyordum. Çünkü çok şişkin bir piyasa gördüğüm için e, olma ihtimal yüksekti. Bundan dolayı da aslında yatırımcıyı korumak ve uyarmak istedim. Başarısız oldum. O ayrı bir konu. Yani kimse şey yapmadı. E, tabii ondan sonra fiyat o noktadan aşağı doğru inmeye başladı. İlk başta 47 bine kadar bir sert kırıldı. 47 binden sonra tekrardan bir yukarı tepki aldı orada da mesela çok büyük bir saldırıya maruz kaldım. O ikinci dalgası olduğu için. Ee, orada da yani birçok kişi e, günler boyu saldırdılar falan. En sonunda hatta tweet altı yorumları falan kapatmak için. Kapatma noktasına geldim çünkü. iyice boğulmuştum. Ama zaten şey değildir. Yani market düşmeye başladığı zaman bir anda böyle 38 bin dolar inmiyor. Yani dalgalan dalgalan. Mutlaka düştü yani. Biraz çıkıyor. Tabii. Biraz oyalanıyor. Orada yine alıcıların topluyor. PSA parayı çekiyor. Tekrardan toplu bir şekilde indiriyor. Yani bu işin raconu budur. E, fiyat aşağı indikten sonra tabii hem eski çıkan takipçiler hem de tabii piyasada o gün veya ertesi gün çok konuşulmuştum. Sanırım mesela bir günde 16-17 bin takipçi geldi. Yani o Fazlasıyla hafta 25-30 bin olabilirim. kişi falan mesela geri gelmişti. Hani küfredenler özür dilemeye başladılar yorumların altına falan. Özelden DM'den ulaşmaya çalışanlar oldu, mail atanlar oldu. E ee, ben mutluyum yani tahminimin gerçekleştiği için ama tabii içeride e, kalanlar için de üzgünüm diyelim. Yani benzer tepkiler aslında biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. Çünkü hani kötü bir haber yayınladığımızda ama o haber gerçek yani böyle bir gelişme var. Gelişme evet. e, olumsuz bir gelişme aslında. Bunu yayınladığımız zaman işte niye olumsuz haber yapıyorsunuz bilmem ne bir sürü tepki alıyoruz mesela. Yani Burak Gese bu haberi bilerek asla, çıkarttı piyasayı manipüle evet, evet. etmek için. Evet evet asla böyle insanlar işte görmek istemiyorlar herhangi olumsuz <laughs> evet, bir evet, gibi. evet. E biz Erhan'la ilk podcast'i kaydettiğimizde işte Haziran 2020'ymiş bu arada gelmeden önce baktım o zaman Bitcoin fiyatı 9 bin dolar. Ve Hı -hı. biz 20 bin doları konuşuyoruz Erhan tabii 20 bin dolarlık gibi bir hedefi vardı o zaman. Tabi e, tabii 20 bin dolar geldi sonra 60 bin dolara kadar bir yükseliş yaşamıştık o dönem. Hı hı. Şimdi 65 bin dolardan bu yana ciddi bir düşüş de gördük. Fiyat %50 geri çekildi. Bazı noktaları alırsak %50'den de fazla. Hı hı. Şimdi şunu merak ediyorum ben aslında. Teknik anlamda fiyat hareketinde sen o dönem nasıl bir zayıflık gördün? Yani e, mesela işte 38 bin dolar gibi bir hedef belirledin mesela orada. Hı hı. E, gelen düşüşün orada teknik sebepleri neydi? Ben aslında onu merak ediyorum şu anda. Yani çok büyük uyuşmazlıklar vardı aslında. Yani en net görebildiğimiz buydu. Yükselen tepeler var. E, Birçok değer aşağıya doğru inmeye devam ediyor fakat burada. Yani aslında bu üçlü tepe ve uyuşmazlık olduğu zaman e, market 190 oranında burada tepki verir. E, ve aşağıya kırılmayı başarır. Yani mutlaka başarır. E, aşılabildiği durumlar oluyor ama i̇şte e, işte kripto piyasasında oluyor. çok şey değil yani o kadar alıştım ki artık ben piyasanın dinamiklerini. Yani oyunu görebildim o zaman. E, bir de yaz sezonuna giriyorduk. Yaz sezonu da zaten e, borsalar evet. için falan yani çok iyi bir dönemde değil. E, bundan dolayı o da tetikleyici oldu. En son işte herkes Elon Musk attı suçu aslında ondan da kaynaklı bir şeydi. O sadece tetikleyici bir unsur. Yani düşmesi gerekiyordu, düştü. Bu kadar. <laughs> Anladım. Ee, peki o zaman sen şu anda e, mevcut piyasayı hangi döneme benzetiyorsun? Mesela ben bana soracak olsalar bu soruyu şey söylerim muhtemelen şimdi 2017'yi yaşayanlar yani çok benziyor o döneme biraz. İşte Yaz aylarında yine orada 2017'de işte Haziran'da ciddi bir düşüş gelmişti mesela şimdi yine işte e, Mayıs ayında böyle bir düşüş gördük. Sen senin benzettiğin böyle bir dönem var mı yoksa işte tamamen? Ya e... bu dönem aslında sadece Bitcoin değil de genel piyasayı kattığımız zaman ben altcoin'lerin bazılarına bakıyorum. Bizi 90 düşen var, 95 düşen var, 80 düşen var. Yani çok ciddi oranlar bunlar ve bunlar zamanla yayılmadan gelen hareketler. Çok ciddi kırılımlar oldu. Çünkü Bitcoin'e baktığımız zaman 155 düşmesi, diğer altcoin'lerin 180-90 düşmesi aslında çok normal. Ee, mesela ayı piyasası da bir algı var. Ama ben ayı piyasasının olduğumuzu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Ayı piyasası dediğimiz şey zamanı yayılır. Yani 2017'yi mesela hatırlayalım. O dönem ne Hı. oldu? İlk önce çok sert düştü tamam ama altcoin'ler yine yüksekte kalmayı başardı bir şekilde. Sonradan füze de, yıllar boyu düştüler. Ama şimdi öyle değil. Şimdi tek bunda, iki bunda, bir aylık bunda hepsinin değeri oldu bitti yani her şey. Hani... Zaten sözünü kesiyorum. 2020 Mart çöküşünü hatırlayalım mesela. Orada 10 bin dolarlardan birden böyle 3700 dolar gibi bir seviyeye geldi Bitcoin ki 100, 150'den e, evet. fazla bir düşüş bu. Evet, ama evet. ondan sonra nasıl toparlandığını gördük. Hızlı bir şekilde evet. toparlandı. Aynen öyle. Hakan? Ee, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi e, gerçekten herkes e, böyle bir uçarken havalardaydık. Hepimiz havalardaydık. Hani dediğim gibi o Coinbase'in halka arzının olduğu zamanlardı belki de. E, sen biraz önce şunu dedin. Hani Elon Musk'ın söyledikleri hızlandırdı dedin ama... Şunu sormak istiyorum ben sana. Ee, mesela bu tür haberlerle e, grafikte görülen e, sizin analistlerin gördüğü e, olaylar hep üst üste geliyor, çakışıyor. Yani orada hani sen dedin ya zaten düşecekti Elon Musk'ın hareketi hızlandırdı. Yani bu bir tesadüf mü sence? E, tam düşeceği vakitte mesela zamanda Elon Musk gibi birinin o açıklamayı yapması... Ee, tamamen tesadüf müdür yoksa bilerek yapılan sence e, açıklamalar mıdır? Yani bu sen ilk kez görmüyorsundur bunu. Şimdi analistler belki bunu çok daha net şekilde görüyorlardır. Ama bizim gibi temel şekilde bakan ve sadece fiyatları takip eden insanlar yani şimdi sen, senin gibi bir piyasa analisti, grafik okuyan, okumayı bilen biri gelip bana işte zaten düşecekti dediği zaman e, benim kafamda tilkiler yavaş yavaş dolanmaya başlıyor. Yani böyle bir tesadüfün de olması bana e, çok inandırıcı gelmez açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Evet, tesadüf değil zaten ben de inanmıyorum. Yani bunun şöyle, daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Ripple'la ilgili konuştuk şimdi hatırladım. Evet, Ripple'la ilgili bir şeyden konuşmuştuk hatırlarsanız. Ben bir tweet attım dedim ki çok majör bir destekti. Yani altı uçurum. Üstü boğa dedim. Hani öyle bir e, destek seviyesinde duruyordum Hani bu noktada e, belli bir açıklamalar gelebilir dedim. En azından Ripple cephesinden. Hani olumlu e, veya destekleyici açıklamalar gelebilir dedim. Ersi gün çat diye bir haber geldi. Yani analiz, teknik analizi kullanıyorlar burada şeyler. E, proje evet. sahipleri olsun manipülatörler olsun artık ne dersek ki. Kullanılıyor yani. Hiçbir şekilde ben tesadüf olduğuna inanmıyorum. Yani hani şimdi zaten e, bu Bitcoin'in düşüşünü hızlandıran açıklamalar işte bitcoin'in madenciliğinin çevreye verdiği zarar falan zaten çok içi dolu açıklamalar da değil yani biz bunları hepimiz senelerdir konuşuyoruz yani tamam bir yere kadar bir karbon salınımı var ama hani baktığın zaman çok fazla değil ama bir anda böyle sanki herkes anlaşmış gibi Elon Musk'la başladı hemen ardından Çin açıklamaları onlar bunu ya üst üste gelince ben de hani tamamen tesadüf olduğuna açıkçası bu saatten sonra zaten kimse inandıramaz <laughs> ama e, çok ilginç hatırlarsınız şu da vardı e, cüzdan sahiplerinin bilgilerinin Amerikan devletine verilmesi konusu söz konusuydu e, geçen senede orada da çok sert bir düşüş gelmişti ve Coinbase'in CEO'su zannediyorum değil mi açıklamıştı evet. uzun bir tweet e, floodu yapmıştı mesela o da şu söyleniyordu Belki Erhan tam hatırlar mı bilmiyorum şu açıdan saati çok eleştirilmişti. Yani Türkiye saatiyle gece 3-4 gibiydi tam, tam böyle kapanıştan önce. kapanıştan önce o tweetlerine başlamıştı Armstrong, Brian Armstrong. Yani hatırlıyor musun Erhan? Yani ben orada çok net hatırlamıyorum Yani onun şeyi çok, onu, evet. o düşüş. Özellikle ya yani benim Erhan'a sormamın sebebi hatırlıyor musun diye şu yani tam kapanış vakti belki oradan aklımda kalmıştır diye sordum. Tam desteğin hani o altına mesela, indirme yeri gibi. Tabii tabii tam yani orada insanlar <laughs> evet. hani ben anladığım için değil ama Twitter'da çok tepki görmüştü bu. Yani Armstrong adam Amerikan devletine konuşacak hani diyecek ki yapmayın bunu hani bu cüzdan sahiplerinin bilgileri falan filan defy bunlardan yapmayın bu işleri hani. E, bu çok büyük bir sektör. Hani buralara girmeyin diyor. Adam bunu bile tam düşüşe denk getirecek şekilde <laughs> yapıyor. Koskoca Coinbase CEO'su. Demek ki bu işlerde gerçekten e, bir plan söz konusu kesinlikle, gibi geliyor kesinlikle. bana. Evet. E, Burak sana geçelim. E, ben şunu soracağım. Şimdi 29 Mayıs bugün e, Cumartesi çekiyoruz biz podcast'i. Pazar günü yayınlayacağız. 30 Mayıs'ta yani. Fiyat e, 34.500 dolar. Hı hı. Aylık kapanışlar hep yakından takip edilir ee, her piyasada. Bitcoin'de de öyle tabii. 31 Mayıs'ta yine bir aylık kapanış olacak. Ee, yani Bitcoin burada teknik açıdan hangi seviyenin üzerinde kapatırsa olumlu olur. Ee, bununla ilgili bir şeyler söyleyebilir misin? Ya biraz bakalım ben de aylık grafiği açayım. Şimdi ben zaten aylığı açtığım zaman aylıkta çok sert bir düşüş var. Yani Geçen evet, ay biraz daha kimin... fitilliydi. Ee, Bitcoin'in bu ayl aylık düşüşü 2011'den bu yana görülen en kötü düşüş bu arada yani. Evet 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 evet. Yani toplam zirveden ne kadar değer kaybetmiş buraya? 153 değer kaybetmiş. Hani burada biraz daha küçük zaman dilimlerinde gördüğümüz destek seviyesi var. Yani nerede kapatırsa iyi olur. 38-39 bin bandında gelecek olan bir kapanış, aylık kapanış. Hoş olacaktır ama tabii gelir mi bu noktadan? Gelebilir. Bitcoin'de biliyorsunuz hiç belli olmuyor. Bir günde çat diye 5000 dolar yükselebiliyor. O yüzden yapmak isteyebilirler ee, ama ben olsam ben e, piyasa yöneten biri olsam yapmam niye yapmam sonuçta bunları takip eden algoritmalarda yok mu yani bunlara göre e, onları da alırım evet. hazır gelmişken buralara Ondan sonra yukarı götürürüm yani e, o yüzden çok emin değilim yapar mı yapmaz mı ama olumlu olması için 38-39 bin dolar üzerinde bir kapanış hiç fena olmaz anladım. Peki şimdi 30 bin dolara kadar Bitcoin fiyatı saktı ee, yani 30 sen 38 bin açıkladın ki oraya geldi ve orada bir süre yatay gitti zaten hı hı. 30 bin doların altına bir sarkma ihtimali nasıl değerlendiriyorsun kısa vadede? Ya kısa vadede ben sarkacağını düşünmüyorum yani e, ihtimal olarak tabii her zaman bir ihtimal vardır tabi bunu çok düşük görüyorum ben. E, Burada eğer sakması durumunda herhangi bir şekilde elindeki pozisyonları azaltmam veya satmam. Niye satmam? Çünkü %56 düşen bir varlık var karşımda benim. Hani bir ay sonra bir %50 daha düştü falan zaten bitmiş oluyor diğeri. Öyle bir şey bir beklentim olmadığı için bu piyasadan. Ee, Altcoin'lere de göre baktığım zaman çok düşük bir ihtimal görüyorum 30 30.000'in altına düşmesine. Hani düşerse de 26.000 bölgesini çok fazla daha aşağıları beklemeden e, toplamaya devam edeceğim yani. Planım o şekilde. O zaman... Anladım Hakan'a vermeden şunu da sorayım ben e, tabii şimdi bu piyasa hep böyle bitcoin altcoin bitcoin yükseliyor önce işte o bir süre yatay seyre geçiyor sonra altcoinlerde bir hızlı bir çıkış görüyoruz genelde böyle ilerliyor aslında tabii her zaman böyle olmasa da. Bundan sonraki süreci nasıl bekliyorsun peki? Yani artık Bitcoin'in dönemi mi geliyor artık? Sırada o mu var? Ondan sonra mı? Bence oynayacak. evet. İlk etapta e, yaz boyu biraz sıkıntılı bir piyasa göreceğiz bence. Yani e, ben ne kadar 38 bin almış olsam da 30 binden de almış olsam bile e, çok bir coşku beklemiyorum piyasada. Yani yaz boyu burada 3 e, aşağı 5 yukarı bu fiyatlarda kalır İşte 42 bin. 35 bin bandı arasında mesela veya 34-33 bin bandı arasında. Yani yazdan sonra yeni bir yükseliş dalgası gelir diye düşünüyorum. Yani Tabi bu sırada bu kadar değer kaybeden altcoin'ler bir miktar toparlanma yaşayacaktır. Ee, sonrasında da Bitcoin yine saniye aldıktan sonra e, yine altlara bırakacaktır önümüzdeki dönemde yazdan sonra. Hakan. Ee, şimdi tabii buradan o zaman yaz sezonu demişken şimdi birçok uzman e, işte sizler analistler aslında yaz döneminin e, çok e, nasıl diyeyim e, Bitcoin açısından olumlu geçeceğini de söylüyorlardı. Yani şu açıdan yaz dönemi derken Eylül'ü e, Ekim'i de aslında ben katıyorum. Yani öyle bir bir durgunluk dediğin gibi olabilir ama ondan sonrası için özellikle 100 binin üstü hatta hani 200 bin e, s f e, biliyorsun o da Plan B'nin e, sözleri, öngörüsü 288 bine kadar e, gidebileceği belirtiliyordu. Sen e, bu olasılığı nasıl görüyorsun? Hem e, temel olarak analiz edebilirsen hem de tabii ki grafik açısından yani sana e, nasıl diyeyim gerçekçi geliyor mu bu? E, geliyor yani 200 binler görülür mü e, emin değilim ama şöyle bir 75-100'ü sevilirim ben e, yazdan sonra yani Eylül ayından sonra ben görülebileceğini düşünüyorum. Evet yani e, grafik açısından da söylüyorsun teknik tabii açıdan evet, da temel evet, açıdan da değil evet. mi? Zaten grafik açısından bu düşüş 100 binin yolunu açıyor. Yani de gidemezdi tamam. mümkün değil. Ee, ben öyle bir şey beklemiyordum ama şimdi düştüğü için e, burada bir uyuşmazlık hakkı verdiler şu anda buna. Onu da kullanıp 100 bine gidebilecek yolu açılmış oldu. Yani O yüzden oranın potansiyeli artık e, var. Sadece işte bir süre marketin burada bir fiyatlamasını bekleyeceğiz yani. Ona da yapacak bir şey yok. olsun o kadar. Şunu da sorayım o zaman sana. Mesela e, bitcoin paritesi ile dolar paritesi arasında da aslında e, seçim yapmakta zorlanan ee, bir sürü trader var. Bir sürü kişi var. Hı -hı. Yani e, burada önerin nedir? Mesela e, Bitcoin evet arttığı zaman tabii ki Bitcoin paritesinde o altcoin biraz düşecektir. Hı -hı. E, mutlaka sert bir artış olursa daha da sert düşecektir. Ama dolar paritesinde de artacaktır. Burada senin e, şimdi tavsiyen diye soracağım ama herkese göre altcoin'e göre yükselişin sertliğine göre şiddetine göre çok değişebilir ama sen kendin Burada nasıl hareket ediyorsun? Yani dolar paritesine mi bakıyorsun yoksa şimdi boğa sezonundayız da e, Bitcoin paritesi mi daha çok önemli olur senin için? Yok ben dolara bakıyorum. Ben çok sonuçta çünkü Hayır. cebime gelen dolara bakarım. O yüzden çok ilgilenmiyorum diğer tarafla. Ama mutlaka tabii destekleyici bir analiz olaraktan da e, onların grafiklerine de bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama tabii çok tutarlı olmuyor burası. Çünkü e, evet. baktığımız zaman 199 düşen bir şey ne kadar tutarlı bir analiz olabilir ki? E, ondan dolayı Doğru. Dolar tarafına bakılması e, zaten çoğu kişi de ona bakıyor. Yani ben Bitcoin'le evet. alakalı Bitcoin partisine evet. paylaşım yapıyorum. E, doları mesela yaz diyorlar aşağıya. Ondan, ondan dolayı zaten kimse baktığında zannetmiyorum. Yani 190'lık bir kısım dolar'a bakıyordur diye düşünüyorum. Evet, yani o herhalde Bitcoin partisi konusu biraz 2017'den kalan bir Aynen. alışkanlık evet. gibi. Yani evet. orada Binance'te zaten USDT paritesi zannediyorum çok fazla yoktu. Herkes Hı. Bitcoin partisine bakıyordu. Sonradan o işler büyüyünce açıldı. Burak sana geçelim. E, şunu söyleyeceğim ben biraz. Şimdi Erhan'la teknik yorum yorumlar yapıyoruz Erhan tabii teknik açıdan yorumluyor. De geçtiğimiz henüz dün mesela Joe Biden'ın biz 6 trilyon dolarlık bir bütçe teklifi hazırladığı haberini gördük 2022 yılı için. Biraz temele baktığımızda da aslında Bitcoin'i destekleyen veriler var burada. Ee, evet. 6 trilyon dolar çok ciddi bir bütçe ki e, bu bütçe bu üzerinde mütabakat sağlanırsa e, şey olacak. İşte bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen bir harcama olacak Hı -hı. 6 trilyon dolar. E Bunun da doğal, doğal olarak işte varlık fiyatlarının artırması beklenir. Bitcoin de bundan belli ölçüde e, muhtemelen nasibini alacaktır. Ben biraz altcoinlere de geçelim istiyorum yavaş yavaş. E, mesela Erhan şu anda sen şöyle diyeceğim. Mesela bir muhtemelen bir portföyün var ve bu düşüşlerde de muhtemelen bozmadığını ifade ettin zaten. Burada Bitcoin altcoin oranı ne durumda? Tamamen Bitcoin demişsin yoksa işte belli ölçüde altcoin de alıyor musun? Şöyle söyleyeyim. %60 Bitcoin'deyim, %20 nakitteyim, %20 altcoin'lerdeyim diyelim. Anladım. Hakan? Ee, hemen bu soruyla bağlantılı e, tamamen hani benim şu anda aklıma gelen bir soru aslında ee, şunu soracağım şimdi e, e, eğer boğa sezonundaysak e, mesela bir altcoin'den örnek vereyim polkadot diyelim atıyorum e, şimdi 49 dolar civarındaydı 50 idi 15'e kadar düştü e, bitcoin'in düşüşünden de daha sert yani tamamen şu an spontane konuşuyorum aklıma gelen e, kripto parayı söyledim mesela sen dedin ya %60 bitcoin'deyim diye e ee, mesela altcoin'lerde durmak daha mantıklı değil mi bu dönemde eğer biraz önce dediğin gibi bir yükseliş bekliyorsan? Çünkü e, Bitcoin eğer e, işte 75-80 yaparsa muhtemelen altcoin'lerde çok daha sert dolar paritesinde yükselecektir. Yani bu anlamda acaba orada durmak daha mantıklı olmaz mı? Yoksa sen e, hani belirli seviye aşıldıktan sonra mı altcoin'lere geçersin? Bitcoin e? Yani şöyle aslında benim de şu anda e, takip ettiğim bazı altcoin'ler var. Bunu da haziran ayı içerisinde devam ettireceğim. Çünkü evet. çok sert bir geri çekilme olduğu için bir miktar bunların toparlanması gelecektir ve bitcoin'e oranla daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi %90, sonra, 90 evet. düşen bir şey e, bir %100'lük %150'lik belki bir artış yapabilir. Yani potansiyel. ama bitcoin o kadar bir artış yapmaz ama bu tepkiler geldikten sonra e, tekrar bir işte çalkantı süreci olunca altlar yine tabii bundan etkilenecektir, nasibini alacaktır. E, ondan sonrasında da Bitcoin sahneye çıktığı zaman altlar ona nazaran biraz daha tabii az çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani yeni bir zirve yaptıktan sonra asıl altların hareketi geliyor çünkü bunu evet, 2017'de evet. gördük, bu dönemde de gördük. Bir sonraki harekette de ben aynı şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Burak sana geçelim istiyorsan. E, şunu söyleyeceğim. Şimdi haziran e, şeyde geçtiğimiz dönemde 65 bin dolara kadar bitcoin fiyatı çıktı mesela. O dönemde piyasaya giren çok ciddi insan sayısı vardı. yani İnanılmaz biz de zaten kendi rakamlarımızdan da bunu açık bir şekilde gördük. E, çok sayıda insan o fiyatlarda işte 60, 60 bin doların üzerinde piyasaya girdiler. E, bugün onların e, dolardan düşünürsek %50'den fazla zarardalar. Onlar için ne söylersin? Ne yapmalarını tavsiye edersin? Tabii tavsiye ederken bunu yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyelim. Yani bu konuda söylemek istiyorsun. Ya bunu geçen de bir yerde konuştuk. Şimdi şöyle bir şey var. Ben kendi portföyümde %50'nin üzerinde bir zarar varsa ben bununla ilgili bir aksiyon almam. Çünkü... Yani çok ciddi bir rakam yüzde 50 ve üzeri. Bunu satıp ne alacaksın? Yani ne olabilir ki daha evet. potansiyeli? Ee, bundan dolayı yani yüzde 50 ve üzeri düşüşte olanlar, portföyü azaltmış olanlar e, biraz beklemek zorundalar gibi görünüyor şu anda. Yani çok fazla yapılacak bir hamle yok. Hani market çıkmaya başladığı zaman aynı oranda yükseliyor zaten. Tabii bu işte gemleri falan katmazsak. Binance'da olanlardan bahsediyorum aynı oranda çıkmaya başlıyorlar yani O yüzden elde tutup bekletmekte fayda olacağını düşünüyorum 2017'de mesela bütün coinler ölecek falan denmişti düşmeye başladığı zaman Hiçbiri ölmedi hepsi yeniden yükseldi Bundan dolayı ben de öleceğini düşünmüyorum Yine bir şekilde primlenecektir veya yükseliş yaşayacaktır o zaman Veya zararı biraz daha azalttıkları zaman ...eğitim o şekilde satış yapabilirler... ...ama %50'nin altındaysa ben... E, bekletmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Abi. burada e, o zaman... E, ...aslında sen e, tweetlerine de... ...baktığımızda... E, ...açık açık da söylüyorsun... ...yani hiç zorunlu olmadığın halde... ...bazı şeyleri zaten söylüyorsun... ...hatta bazen ben dikkat ediyorum... E, insanlar aslında iyi niyetli olarak... ...bazen hesap da veriyorsun yani... ...şu anlamda bir tweet atıyorsun... Parantez içinde mesela ben bunu almadım yazıyorsun. Aslında evet. öyle bir e, şeyinde yok, zorunluluğunda yok hiçbir şekilde kimseye hesap vermek zorunda da değilsin evet. ama insanları e, yanlış yönlendirmemek adına, e, belki bilgilendirmek adına bunları yapıyorsun. Ben sana şunu soracağım. Burada ön plana çıkan herhalde konu ben yani sen söz konusu olduğu zaman sabır geliyor benim aklıma. Yani e, gerçekten e, sabretmeyi çok iyi biliyorsun yoksa e, tabii ki tepeden en tepeden satıp en aşağıdan almak e, herkesin hayaldir ama <laughs> bunu muhtemelen e, yanlış anlamama sen bile yapamıyorsundur her zaman. Yok yok değil yapamıyorum mi? Yani bu, ya. Tabii ki e, yani bu çok kolay bir şey değil mükemmeli bulmak hiçbir ben hayatında kolay değil. En tepeden ve en dipten bir veya iki 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 kere sanırım. Yani en tepeden sattım en dipten aldım diyebilirim ama onun dışında hiç evet. E, evet. öyle bir şey fırsat olmadı. <laughs> yani o zaman burada herhalde ön plana çıkan konu sabır. Yani uzun vadede de işte bunu hep konuşuyorduk 2017'de 20 bin dolar yaptı 3 bin lira düştü. Ha? Ne oldu sabretseydi bile insanlar o 20 binden alanlar bile ki bir tanesi karşınızda duruyor şu anda yani oradan bile <laughs> E, kar edilirdi. Ben sabrettim mi? Hayır. Tabii ki o dönemde yeni girmiştim zaten piyasaya. Ciddi şekilde e, kayıplarım da oldu ama e, geliştirdikçe kendini insan daha çok öğreniyor ama herhalde burada e, uzun ya da kısa mesela sen ne diyorsun? Yazdan sonra bir yükseliş olabilir diyorsun. Hı hı. Yani bu yaz da belli ki zor geçecek hepimiz hı hı. açısından. Bu belli. Zaten düşüşler de olsa veya yükseliş olup gibi olacak gibi gösterip geriye çekilse bile. Burada sen e, sabır konusunu belki biraz Nasıl diyeyim? Garip bir soru olacak ama sen bu sabrı sabır disiplinini nasıl oluşturdun? Ya tabii ben de önceden ilk e, piyasaya girince ben de sabırsızdım. Bir an önce böyle para kazanmak istiyordum falan vesaire. Ya yani şimdi de para, para var. olan bir şeyden bahsediyoruz bu arada. Yani evet. sabır hani en zor olan konu herhalde. <laughs> evet 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 evet. sabır gerçekten en zor olan konu olan. Yani e, çoğunluk sabredebilse ciddi miktarlarda paralar kazanılabilir bir piyasada. Tabii. Yani evet. Mesela daha demin sen de örnek verdin. 2017 20den alsam bile 65 milyona çıktı bu varlık. Yani yine üç katı kar getirdi 3 yılda. 3 e, yıl 4 yılda e, bu kadar bu kadar sürede o kadar bir kar yine müthiş bir kar baktığımız zaman. Tabi. E, ya sabır nasıl oluştu? Bana bunu piyasa öğretti aslında. Yani sabırsızsan param benden elimden alarak bu sabrı bana piyasa kendi öğretti. Yani başka bir açıklaması yok aslında bunun. Evet. Çünkü denedim yani denemediğim hiçbir yol kalmadı piyasada. E, işlem yaparken denemediğim hiçbir strateji kalmadı. Ee, olay bir noktada dönüyor dolaşıyor. Sabra dönüyor yani. Çok kısa vadede analiz yapmak, e, analiz ve pozisyon da almıyorum. İşte biraz da e, orta vadeli ilerlemeyi tercih ediyorum. E tabii hmm. o da varlığın değişkenliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Yani yaşanmıştık herhalde burada en büyük katkı insana değil evet, mi yaşadığımız tecrübeler? Hani bir söz vardır ya futbolda hani herkes oynar oynar Almanlar en sonunda kazanır diye. Burada da yani <laughs> herhalde sabreden kazanır. Evet. O Sabreden kazananlardan biri de yani o 38 bin olayından sonra bile bak gerçekten bunu söylerken hiç gocunacağım bir şey yok yani. Direkt şunu dedim ya evet 38 bin olur da seneye 2022 Mart'ta olur dedim ya yani o kadar benim açımdan e, çok uzaktı temel analiz baktığında her şey çok iyi gidiyor. Yani o kadar <laughs> şeyde en son 38 bine geldiğinde gerçekten e, sabretmek dışında senin de e, tahminine ve bu tahmini açık açık söylemene de e, aslında ben Saygı duydum ee, bir Eyvallah takipçin abi, ol. olarak sadece onu söyleyeyim gerçekten e, bu anlamda bu saygıyı da hak ediyorsun biraz önce bir şey söyledin o da şahsi fikrim hani sen e, insanları uyarmak istedim ama başarılı olamadım dedin ama orasını hani artık o kadar da mütevazılığa gerek yok yani başarılı olacağın <laughs> senin orada bir şey yok artık yazmışsın e, tutmaya da bilirdi ve bunun bence hiçbir önemi yok evet. yani hiç tutmayabilirdi isterse 65.000'den 85.000'e evet. gitsin. İnsanların bence e, sana ya da bize ya da başkasına çok fazla tepki göstermeye de hakkı yok sen kimseyi zorla tutup da bazı yatırımları yapmıyorsun ama e, orada da uyaracağını söyleyeceğini söylemişsin zaten evet. e, orada çok senin de başarılı olamadığın bir konu söz konusu değil bence diyelim e, yani orada çok da kendini o konuda bence sorumlu tutmana gerek yok diye düşünüyorum tamamen dışarıdan bakan biri olarak diyelim buraya geçelim. Ben Bitcoin dominansını soracağım Erhan sana. Eğer takip ediyorsan tabii. Yani Hı -hı. o da çok konuşuluyor Hı -hı. çünkü ediyorum, ediyorum. ve çok takip ediliyor. Şu anda 43.1 olarak görüyorum ben bunu. Hı -hı. E, tabii Bitcoin dominansı 2017'de Mart ayında, Nisan ayında falan 85 düzeyindeydi. Sonra alt e, altcoin'lerdeki çıkışlarla beraber o bir, bir noktada 32'ye kadar inmişti 2017'de. Hı -hı. Sonra tekrar tabii 2017'nin sonlarında Bitcoin yükselişe geçtiği zaman. Ee, tekrar e, yine bir art, artış göstermişti. Geçtiğimiz dönemde de Bitcoin 60 bin doların üzerine çıktığında yüzde 70 yüzde falan yaklaştı yüzde 70 oldu. 73-74 civarlarına. 73, çıktı. 74 Aynen. Ee, peki tekrar Bitcoin'de hani burada çok rakam konuşuluyor çünkü işte yüz binler onun ötesi onun ötesini çok dillendirmek istemiyorum ben insanları heyecanlandırmamak için ama e, ötesi de çok konuşuluyor. Bitcoin'in dominansının hangi noktalara gelebileceğini düşünürsün bundan sonra? Yani acaba %70'in üzerine tekrar çıkar mı yoksa daha önce de olduğu gibi 2017'de falan işte bunu %60'da %55'te falan kapatır mı? Muhtemelen dediğin gibi yani 55-60 bölgesine kadar gelecektir. yani o noktada o noktadan sonra biraz yatay gidip ondan sonra altcoin'lere fırsat verecektir diye düşünüyorum ama tekrardan böyle tabii 83'ler, 85'ler, 90'lar e, ...baktığımız zaman bunları konuşmak zor diye düşünüyorum ben. Çünkü çok büyük bir gelişmeler oldu. Tabii merkez finans olayın içine vesaire falan. Hani, e, çok büyük bir şeyler Ethereum'da, oldu. Ethereum'da Ethereum 2.0 var. Muhtemelen o da geçiş tamamlanacak evet. e, bir yıl içinde. Öyle bir şey de var mesela. Ya muhtemelen işte bu e, Bitcoin'in zirveye doğru gittiği dönemlerde... E, ...şimdi Megaboa dedikleri var ya... mega işte Megaboa... Evet. E, o, ...o işte o zaman... Eğer bu gerçekleşirse hani muhtemelen şu anda baktığım zaman en yüksek nereleri görebilir? Yani e, 67 civarı maksimum o bölgeler görülür ve ardından tekrardan altlara fırsat verir diye düşünüyorum. Onun ötesine tekrardan bir gidiş beklemek çok doğru olmayacaktır. Anladım. Peki ben şunu soracağım. Bu biraz tekniğin dışında belki ama senin biraz inancını da burada e, e, merak ediyorum aslında. Ee, ben, Hakan, biz mesela Bitcoin'in e, her zaman işte bu piyasada genellikle lider konumunu koruyacağını düşünüyoruz. Hı hı. Ee, senin bu konuda fikrin ne? Yani Bitcoin yine böyle e, birinci sıradaki konumuna devam ettirecek mi? Yoksa işte burada bu konuda başka görüşler de var işte. Ethereum'da, Ethereum 2.0 ile beraber Ethereum Bitcoin'in burada tahtını alabilir ya da işte başka yeni bir sürü proje çıkıyor ortaya, bir sürü yatırımlar alıyorlar. Bunlar Bitcoin'in önüne geçebilir gibi öngörüler de var. Senin buradaki düşüncen nedir? Yo, ben birinci sıradan aşağı ineceğini düşünmüyorum Bitcoin'in. Yani ee, neler neler oldu. Ripple bile bayağı bir hatta yaklaşmıştı. Ben 2017 mi ne yaklaşmıştı değil mi? Tabii. Yani o, ee, ben bunun olacağına inanmıyorum. Çünkü kurumsal yatırımcıya da baktığımız zaman gelen direkt Bitcoin'e gidiyor. Yani gidip başka bir altcoin'e falan gitmiyor. Her zaman ana majör paraya gidiyor. Ee, yani birçok açıdan bakıyoruz. Bitcoin'in ben yok yani ineceğini düşünmüyorum birinci sıradan. Lider Aynen. olarak kalmaya devam edecektir bence. Altcoin'leri biraz önce konuştuk. Tabii şimdi çok fazla altcoin de çıktı. Yeni çok ciddi yükselişler yapan, gösteren ve aslında birçok insanı da bu anlamda mağdur eden. Yani Dogecoin bunların birinci sırasında geliyor olabilir bilmiyorum. Hani Dogecoin'i beğenen var, Elon Musk desteği olduğu için gelecek adına güvenen de var ama atıyorum yani Dogecoin'den daha da biraz da işin e, tamamen ekonomik yanının dışında kalan Shiba gibi coinler de var yani tamamen Dogecoin'in logosunun logosunda bulunan köpeğin cinsi adıyla yapılmış bir coin yani e, çok ilginç de böyle işte Alan Star diye bir coin çıktı uçtu gitti falan. Ha, yani işte Alan coin çıktı Alan Musk'ı öven ve küfreden coinler de çıktı garip garip ama o kadarına gitmeyelim bu e, Shiba konusunda ne düşünüyorsun Abi mesela ve bu bütün coinler dışında Shiba'yı hiç bilmiyorum ben yani ha, ne yok, bir araştırdım ne yani... baktım hiç değer vermemiş o kadar Bilme bile anlamı da. anlamında yani. değil ama tabii, yo ben de öyleyim ama şunu soracağım. Yani bu tür e, sadece Shiba değil ya bu tür coinler e, ciddi patlama yaptığı için e, mesela iki ay sonra 3 ay sonra bir yatırım yapma düşüncen olur mu yoksa hiçbir zaman girmeyecek misin mesela? Ya ilk önce yatırım yapmak için ne olduğunu anlamam gerekiyor. Evet. Ee, şimdi hiç bilmediğim için de yanlış bir yorum evet. yapmak istemiyorum ama şunu yaşıyorum şu yapabilirim. bir dolar olmayacak. <laughs> İşin bu 1 dolar olmaz. Ya zaten şunu <laughs> Şimdi... da söylemek evet. lazım. Evet yani e, yatırım yapılacak şeyler de değil bence bunlar. E, kişisel görüşüm tamamen. Ama işte alım satımı yapabilirsin. Yani kısa süreli işte e, bir gün, iki gün veya işte tabii, bir hafta. Tabii. Alım satım yapabilirsin ve çok küçük miktarlarda alabilirsin. Portföyünün küçük miktarlarıyla deneyebilirsin. Ama tamamen bunu yatırım olarak düşünüp iki sene sonra bozurum diye hareket etmek bence doğru değil. Evet, kesinlikle ben de katılıyorum buna. Ya bu, ya bir de adeti sanırım bunun trilyonlarca mı neydi öyle bir diyaloglar evet. dönüyordu çünkü Twitter'da. Evet, e, ee... Adetini hatırlamıyorum ama ya kat trilyon ya bir katrilyon, ya da yüz trilyon falan olması lazım. Mertem, bizim marketin değeri ne kadardı bir dolar olduğu zaman bunun fiyatı ne olacak? Biraz da oradan hesap edip yatırım yapmak gerekiyor. <laughs> tabii, tabii. Yani e, benim de birkaç arkadaşım var çok ciddi şekilde yani bu Shiba'dan etkilenip de ve yani. Bana sordu. Ben genelde kimseye böyle zaten şunu al demem ama neyi almayacağını kendi çapımda söylemeye çalışıyorum. Mesela dedim sakın alma Shiba'yı dedim yani hiçbir türlü alma. Yükselebilir mi? Yükselebilir. Mesela Doge için de benim şahsi kanaatim hani sizler e, sen mesela bir tradersın. Gerçek manada bir tradersın ve Doge'u alıp da satabilirsin. Grafik okuyabiliyorsun bu anlamda. Benim hiçbir şekilde böyle bir bilgim olmadığı için ben o tür coin'lere hiçbir şekilde girmiyorum. Gir... Girecekmişim gibi de durmuyor açıkçası. Ee, mesela 0.25 civarıydı Dogecoin. Burak'la bir ortak arkadaşımız vardı. Bir akşam beni aradı. Dedi ki işte Dogecoin varmış abi alayım mı falan. Ben dedim sakın alma dedim. Üç katı yaptı oradan sonra mesela. <laughs> al, al deseydim. Yani al deseydim para kazanacaktı çocuk. Ee, ama yani sonuçta. İçim rahat etmezdi kesinlikle al Aslında deseydim. sen burada e, mevzunun içeriğini bildiğin için alma diyorsun evet, yani evet, güvenmiyorsun tabii. yani sen aslında iyi bir niyetle yaklaşıyorsun. O tabii. değil de başka biri de mesela o zaman yükseldi e, genel yükseldi. Tabii. ya bir de şöyle de olabilirdi açıkçası o kişi e, atıyorum Dogecoin 0.75 iken de beni arayıp böyle bir şey varmış alayım mı diyebilirdi yani o zaman da ben al deseydim tam tersi düşünelim bu sefer çok büyük para kaybetmişti yani. E, bu tür coinleri bilmiyorum yani hiçbir şekilde ben e, ciddiye almadığım için e, Elon Musk'ın desteğine rağmen ben Dogecoin'i de çok ciddiye almıyorum en azından şu an için. Burada e, bir yatırım e, asla da yapmam gibi geliyor çünkü hani tekrar ediyorum ben bir e, profesyonel anlamda Erhan gibi bir trader olmadığım için bu konuda riske kendim Atamıyorum yani ama her an grafik okur bakar eder o zaman Dogecoin ile ilgili e, yorumunu yapar ona göre alıp satabilir. Burada da dediği gibi tamamen alıp satılacak ve uzun vadeli yatırım olmayacak paralar diye düşünüyorum ama yine de sana bir Dogecoin sorayım yani senin hem e, genel hem ya bilmiyorum grafik anlamında çok alan var Türkiye'de çünkü ben yani bir ara dışarı çıktığımda esnafların içinde bile ee, hikayemi buraya anlatmıştım şimdi Anlat berber yapıyorum. berber hikayesi ha, yani, bence anladım. anlatayım. Yani e, bir berbere gittiğim zaman e, işte çıkıyorum. E, paramı verdim, çıkacağım. Bir küçücük bir çocuk girdi. Yani küçücük dediğim de 14-15 yaşında bir çocuk girdi. Yani genç bir çocuk. E, dedi ki hemen berber ona döndü. Ne oldu dedi? Düştü dedi piyasa dedi falan filan. Abi işte Dogecoin en azından satmıştım, kurtardım gibi. Artık kendini kurtarmak için orada muhabbette hani <laughs> kendini mi artık şey yapıyor çok dalga geçmesinler diye uyduruyor mu bilmiyorum ama bana biraz öyle geldi çünkü o todex olayından hemen sonraydı piyasa düştüğü zaman ve çocuk işte doge vardı bende dedi dogelerim şöyleydi böyleydi işte 200 bin tane falan filan bir şeyler anlattı yani orada. Berberde 4-5 kişi vardı ve 10-15 dakika içinde ben de çıkacaktım yavaş davrandım daha da dinleyeyim diye muhabbeti ve inanılmaz muhabbetler döndü inanılmaz yani öyle böyle değil yani hepsi birer Dogecoin uzmanı olmuşlar şöyle olacak böyle olacak ve muhtemelen benim şahsi fikrim oradaki seçilen kelimelerden ses tonlarından tamamen anladım hepsi para kaybetmiş ama hepsi bunu söylemekten çekiniyorlar birbirlerine utanıyorlar. E, normaldir o da psikolojidir. Bir şey de diyemiyorum. E, ama hepsi para kaybetmişti. O Todex olayından bir hafta sonra gibiydi. Ya yani o zaman da büyük bir düşüş olmuştu diye hı hı. hatırlıyorum. Ya yani Bitcoin'de de bir düşüş olmuştu. Yani e, ciddi bir Türkiye'de Dogecoin e, alımı yapan kitle var. Ben onu orada anladım açıkçası. O berberdeki o var, muhabbette var. anladım. Yani sen neler söylemek istersin ile ilgili? Hem genel hem grafik olarak sen yani kendin seçebilirsin. Ya Dogecoin ile alakalı e, ben de alabileceğim bir para değil benim yani e, şaka maçı çıktı zaten bu 2017'de benim için evet, hep öyle kaldı tabii. bu. E, şimdi alt yapısında bazı çalışmalar yapıyorlarmış mı işte böyle olmaz. Bunu destekliyor. ya Fiyatının çıkması için en büyük etken o zaten şu anda Hani o olmasaydı bu noktalara gelir miydi? Bence gelmezdi şu ana kadar. Ya 90 milyar dolara yakın market kipi gördü ya. Böyle bir şey olamazdı ya. Ben Marki evet. market kipi açtım. <laughs> Gözlerime evet. inanamadım. Yani e, bu da baktığımız zaman nerelerden 0.74'lerden 0.21'lere kadar inmiş. E, yani teknik olarak baktığımız zaman 0.25 bölgesi 0.25 dolar bunun majör bir desteği. Hani buranın altına kırdığı zaman tekrardan tutunacak bir dalı yok diyebilirim. Yani 0.01 01 seviyelerine kadar inebilir tekrar. E, yani ben yatırım yapar mıyım bu paraya ben yapmam. Bir de mesela teknik olarak baktığım zaman günlükte bir oba yapısı oluşuyor gibi bir görüntü var. Ee, çalışır mı? Genel piyasa koşuluyla değerlendirdiğimiz zaman çalışmaz gibi geliyor. Ee, ama 0.25 dolar desteğine dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. E yani Temel tarafı da çok yorumlamayacağım, olumsuz etkilemeyeyim. Tabii tabii. Yani burada zaten dediğin gibi temel taraf da e, ta çok garip <laughs> Doch'ta evet, yani. Çok, e, çok yorumda yapılamıyor. Burada Elon Musk faktörü var, başka faktörler var. Yani e, bambaşka bir dünya herhalde Doch evet. Umarım herkes de orada atlatır demekten başka söyleyebileceğimiz bir şey. Yok bu Elon Musk konusuna da ben yani çok küçük bir şey söyleyeyim Erhan'ın da ben fikrini merak ediyorum aslında bir trader olarak bilmiyorum ama yani e, aslında biraz ciddiyetini biz geçtiğimiz podcastlerde de bunu konuştuk biraz ciddiyetini artık ve inandırıcılığını kaybettiği gibi geliyor bana. Evet doğru kesinlikle kaybetti çünkü hani bir şey hakkında ilk defa mesela bir tweet attığın zaman bu çok kıymetlidir ama bunu 10. 15. kez söylediğin zaman istediğin kadar yükselecek uzaya gidecek yazsan bile bunu kimse almaz yani alıcısı da yoktur bunun yani evet. ciddiyetini kaybetti doğru bir de en son bu düşüşle ilgili hani sebep olarak gösterildi hedef olarak gösterildi trend topik oldu takipten çıkıyoruz şikayet ediyoruz falan yani o zaman da gerçekten kaybetti yani etkisini ama ne kadar da kaybedebilir o da var. Sonuçta evet. bu kişinin milyonlarca takipçisi var, tüm dünyanın evet. tanıdığı bir isim ve dünyanın en zengin üçüncü ismi. Ya evet 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 yani o yüzden <laughs> e, tam kaybetti diyemeyiz ama e, yarı ölçekli olarak etkisinin azaldığını söyleyebiliriz. Tabi yani yani iki şu ayda olarak... üç ayda tamamen u dönüşü yaptı hani Tesla evet. konusunda bahsettiğimiz dediğin gibi Burak üçüncü en zengin insanı evet. Tesla'nın CEO'su, SpaceX'in CEO'su e, ve sahibi hani. E, Adam araba satacağız dedi Bitcoin'le. İlk önce bir hatırlayın ya ilk başta bir Bitcoin e, logosu koydu e, Twitter hesabına. Herkes çok şey yaptı. Sonra bir kaldırdı. E, bir şaşırdık. Niye böyle yapıyor falan. Sonra Tesla Bitcoin alınca tabii ki herkes sevindi. Doğal olarak. Bir şey de demiyorum ama ondan sonraki U dönüşleri o kadar sert ki yani bu saatten sonra yani Tesla'ya Bitcoin'i teslim ediyoruz. Her şeyi Tesla'nın Bitcoin'i yapacağız dese bile insanlar bence çok ciddi şekilde evet. e, inanmaz gibi geliyor bana. İhtiyatlı olur herkes diye düşünüyorum. Kesinlikle aynen. Ben de katılıyorum sana Hakan. Zaten biz şu an bu yorumları yaparken belki bize Dogecoin alanlar kızacaktır. E, ama şöyle bir şey var. Şimdi biz Bitcoin'i neden e, seviyoruz? Neden Bitcoin alıyoruz ağırlıklı olarak? Mesela Erhan Portfoy'un %60'ından fazlasını Bitcoin'de tutuyor. Biz de zaten genelde Bitcoin e, odaklı yayınlar yapıyoruz. Bitcoin'i biraz ön plana çıkarıyoruz. Yani bunun en büyük sebebi zaten şimdi Dogecoin'de bugün Elon Musk desteğini çekse Dogecoin'in nereleri göreceğini bilemeyiz yani. Dipsiz bir kuyu kuyuda ilerler evet. herhalde. Ee, ama Bitcoin'de böyle bir tehlike var mı? Bitcoin arkasında herhangi bir kişi var mı? Yok. Dogecoin buralara nasıl geldi? Elon Musk'ın desteğiyle geldi. Elon Musk bugün Tabii. dedik ya işte sürekli U dönüşü yapıyor işte Bitcoin'de araba kabul ederken bundan vazgeçiyor ki o araba kabulü de şey ödeme kabulü de tamamen daha önceki podcast'lerde biz Hakan'la konuşmuştuk. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bitcoin Bitcoin Tesla Bitcoin kabul edeceğini açıkladığı dönemde Bitcoin satışı yapıyor. Bilançosunda Bitcoin tutuyordu zaten 1.5 milyar dolarlık. Tam işte bu açıklama Mart ayının son haftası geliyor. Tesla'da o fiyatlar işte bu açıklamayla beraber yükseldiği zaman o noktada bir Bitcoin satışı yapıyor. Yani muhtemelen bu tamamen Bitcoin fiyatını yükseltip orada karlı bir satış yapmak için kurgulanmış bir şey diye değerlendiriyorum ben aslında. Yani bundan bir ay sonra bir ay sonra bundan vazgeçmeleri de bunu destekliyor aslında. Ki zaten hani orada işte diyor işte çevresel faktörleri öne çıkarıyor. Bitcoin fosil yakıtlarla destekleniyor işte. E, bu çevre kirletiyor. Ama yani iki ay önce durum farklı değildi zaten. Durum yine aynıydı. Madem bunu savunuyorsun. Evet. İşte işte yani Dogecoin alanlar da bize kızmasınlar o nedenle. Yani bugün yarın Elon Musk'ın fikri tamamen değişebilir. Dogecoin'den desteğini çekebilir ve Dogecoin e, inanılmaz düşük seviyeleri görebilir yani o nedenle. Muhtemelen e, böyle bir yüzden... şey görebiliriz gibi duruyor. Yani bu işin sonu çünkü bu tarz böyle sıkıntılı olaylarla bitiyor. Yani ve evet, çok örneğini yani. gördük bunun. Bundan Tabii, dolayı olabilir haklısın. Yani bazı iyi bir noktaya ee, şimdi SpaceX'in mesela 2022'de bir ay görevi var. Ona Doge One adı verdiler mesela. Yani böyle gelişmeler var önünde ama... Bir bardak su içip geliyorum. Onu da değiştirebilirler. Yani o iş o nedenle çok bel bağlamamak lazım diye düşünüyorum ben. Ya tabii ben Lakan. şunu söyleyeyim. zaten ben Dogecoin'i artık tamamen oyuncak olarak gördüğünü düşünüyorum. Yani biraz ağır bir yorum olacak belki yapacağım. Koskoca dediğin gibi dünyanın üçüncü en Zengin insan diyorsun Tesla'nın CEO'su diyorsun ya yani büyük bir adam ya yani büyük işler başaran bir adam ama bir insan ve o insanların herkesin de bir psikolojisi var bir egosu var. Bu tür adamların da muhtemelen egosu çok yüksektir. Ben de bir psikolog gibi belki konuştum ama yani ama çok belli yani bazı şeyler bence Bitcoin'de de bunu aradı. İstediği ilgiyi pek de göremedi yani Bitcoin'in aslında güzel olan noktası bu. Yani öyle istediğin kadar bitcoin alamıyorsun. Bugün dünyadaki bütün e, parayı toplayalım, e, bütün bitcoinleri alamayız. Yani bu çok net bir şey ee, ve bence istediği ilgiyi göremeyince de bir Dogecoin denemesi yaptı. Orada belki biraz daha fazla ilgi görmüş olabilir ki yine bence istediği ilgiyi göremedi. Bir oyuncak arıyor kendine. Bu Bitcoin olmadı ve Dogecoin oldu diye düşünüyorum. Ben şunu da söyleyeyim yani Dogecoin'i ben aslında bu programda bile çok fazla konuşulacak değerde görmüyorum. Hani Erhan'a sormamın ve burada konuyu konuşmamın tamamen sebebi Türkiye'de gerçekten ben o o berberin içinde orada anladım gerçekten Türkiye'deki Dogecoin olayının ne kadar ciddi olduğunu tamamen bu açıdan yani bir analist piyasa analist olduğu için tecrübeli bir kişi olduğu için sen de öyle bırak yani. Tamamen bu açıdan ben aslında bu programda Dogecoin'i sordum. İnsanlar e, görecektir, talep edecektir. E, en azından bizim fikrimizi de bilsinler ve tekrar edeyim. Umarım e, gerçekten ülkemizde para kazanmak çok zor ve kazandığımız paranın değeri de belki e, rakamsal olarak artsa bile değer olarak belki de her geçen gün işte doların geldiği noktada ortada birçok gelişmekte olan ülke öyle. Arjantin, Kolombiya, bugün Kolombiya'da da bir sürü olaylar söz konusu. Tamamen bunlar maddiyatla ilgili ve ekonomik güçle ilgili şeyler. E, her şey ortada. Bu yüzden insanları bilgilendirmek adına hepimiz aslında bu konuları konuşuyoruz. Yoksa Dogecoin'in yani bana göre de hiçbir e, değeri yok. Yani Bitcoin, Ethereum işte XRP'ler varken XRP'nin Ripple'ın davasını burada 40 dakika konuşurum ama Dogecoin'e 2 dakika bile vermek aslında bazen çok önemli değil ama işte e, insanlar gerçekten yatırım yapmışlar. Onu da Söylemek gerek ee, ben şunu da sormak istiyorum o zaman genel bir toparlamaya da yavaş yavaş girecek olursak Erhan Ünal ben şunu da sorayım yani sen zaten programın başında söyledin ama yine de şöyle bir genel piyasa değerlendirmesi yapacak olursak tabii ki bir tahmin tabii ki bir öngörü yanılabilirsin de hepimiz yanılabiliriz ama kısa vadede de bir ayı piyasası beklemediğini de ben anlıyorum o zaman söylediklerinden değil mi? Evet. Yani kısa vadede çok büyük bir düşüşler falan beklemiyorum. Ben 30 bin doların altına sarkacağını da düşünmüyorum. Yani bütün planımı şu anda bunun üzerine yaptım. Ee, çünkü çok sert geri çekildi. Ee, evet. Yani bundan sonraki süreçte önümüzdeki ile birlikte bu ay e, kaç çekiyor diye baktığımız zaman 31. Yani 2-3 gün sonra tekrardan yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir önümüzdeki ayın mumuyla beraber. Hani burada altcoin'ler e, fırsat verebilir. Ciddi fırsatlar da verebilir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Veya yani acil bir çıkış yapması gereken kişi var. Çünkü borçla giren de çok fazla kişi var. Tabii, Biliyorum yani tabii. bunu görüyoruz. Kredi çeken alan var, yatıran var vesaire. Çok büyük zarardalar. Hani önümüzdeki bence iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani kesin yükselecek diye bir şey demiyorum. Sadece tahmin tabii. ediyorum. Yani eğer yükselirse bu ay iyi değerlendirmesi gereken bir ay. Ondan sonra işte Temmuz, Ağustos, Eylül çok e, coşku beklenmemesi gereken bir ay. E, fakat sonrasında yeni bir yükseliş dalgası yine bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum. Burak senin soracağın bir şey var mı? Ee, benim soracağım bir şey yok ama Erhan'ın teknik açıdan söylediklerini belki temel olarak birkaç tane şeyden bahsedebilirim burada. Şimdi Bitcoin'e ben temel olarak yorumlarsam baktığım zaman... Şimdi şeyden bahsettik. Muhtemelen çok ciddi bir bütçe geliyor. 2022'de evet. 6 trilyon dolarlık bir bütçe geliyor. Bundan bahsettik. Bir yandan zaten Avrupa Komisyonu mesela milyar dolarlık bir paket daha onayladı. Hakan'la bunu konuşmuştuk geçen. Onun dışında mesela Bitcoin ETF giderek ciddileşen bir hale almaya başladı. Artık Bitcoin ETF tamam başvuruları var. Olay biraz onu da aşıyor. Artık Ethereum ETF'lerini konuşuyoruz. Bunların başvuruları yapılmaya başlandı. Kanada'da biliyoruz ki biz e, şu anda faaliyette olan Bitcoin ETF'leri var. Kanada'da da Amerika'da olduğu gibi Bitcoin ETF'lere reddediliyordu bugüne kadar. Ama 2021 ile beraber kabul edildi. E, şu anda 4 tane Bitcoin ETF'i orada işlem görüyor. E, şöyle bir beklenti var ki regülasyonlar bir yandan hızlanıyor. İşte en son Biden'ın yine bütçesinde kripto para regülasyonlarına dair çok ciddi e, önemli maddeler var bir yandan zaten Yalın olsun diğer ABD'li yetkililer olsun her konuşmasında kripto paralardan bahsediyorlar ve bu, bu piyasayı düzenlemeye çalışıyorlar e, muhtemelen bu düzenlemeler piyasayı e, bilmiyorum ne ölçüde kötü etkiler ama yani piyasayı muhtemelen hiç böyle faaliyetini zedelemeden e, yapılacak düzenlemeler olacak benim inancım o yönde çünkü çok ciddi bir sektör var burada. Coinbase bugün işte Nasdaq'ta listelenen işlem gören bir şirket. E, piyasa değeri baktığımız zaman birçok bankayı geride bıraktı. Burada çok ünlü bankalar var mesela. E, o yüzden mesela ETF konusu dedim ya bu ciddileşiyor. 2000 Bu sene belki bir ETF onayı evet. görülebilir. E, onun dışında evet. Facebook'un e, kripto para projesi e, Amerika'ya taşıdılar merkezini. E, İsviçre'deydi daha önce Amerika'ya taşıdılar. Bu yine yıl içinde muhtemelen piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Ee, şöyle bir şey var tabi e, Bitcoin ile bunun ne alakası var denebilir ama Facebook'un çok ciddi bir müşteri tabanı bir kullanıcı tabanı olduğunu biliyoruz. WhatsApp, Instagram, işte Messenger, Facebook bunları topladığımızda e, 3 milyara yakın bir insan kullanıyor. Güven bundan. teşkil eder Tamamını. ciddi şekilde. Hem sektörü biraz daha da güven teşkil eder dediğin gibi ve bir şekilde kripto parayla tanışmış olan insanlar işte Facebook'un DM ile tanışmış olan insanlar oradan bu kripto para piyasasına da muhtemelen bir geçişler olacak. İnsanlar merak edecek yani düşünsene oradan %10'luk bir geçiş olsa %10'luk bir kesim bitcoin alıyor olsa mesela tamamen atıyorum şu anda bu Tabii. ne yapıyor 300 milyon insan yapıyor şu anda zaten piyasada ne kadar insan var yani 300 milyon var mı yok mu bilmiyorum muhtemelen. 100, Yok, milyon, 100 milyon, en fazla. 100 milyon, evet, en fazla 100 milyon. Yani bu bu gibi gelişmeler baktığım zaman, temel açıdan değerlendirdiğim zaman ben de işte önümüzdeki yani Bitcoin için aslında parlak bir tablo görüyorum. Yani bu tamamen benim kendi kişisel pozisyonum bu arada. Yani e, ben de şu anda Bitcoin'im var işte e, bu, bu yorumları yaparken tamamen işte e, Bitcoin almış bir insan olarak, Bitcoin'e yatırım yapmış bir insan olarak söylüyorum yani. Herhangi Bitcoin Bitcoin'i satarak bunu söylemiyorum mesela. Ee, yani eklemek istediklerim biraz işte e, Erhan'ın söyledikleri teknik anlamda söylediklerini destekleyecek olursam e, yani benim genel olarak piyasada gördüğüm bitcoin fiyatında gördüğüm tablo da bu yönde. Pandemi de Erhan etkili yok. olabilir mesela önümüzdeki dönemde Abi. yazdan sonra şimdi her taraf açılmaya başladı ve vakaların yükseldiğini görüyoruz zaten bu Türkiye'de bilmiyorum son birkaç güne bakmadım da yabancılarda bu tarz haberler geldi yani erken açılan ülkelerde yine vaka patlamaları yaşanıyormuş. Tam açılama ne kadar devam et, ediyor olsa bile yaz sonuna kadar tüm ülke, tüm insanlığı aşılayacak halleri yok. Yani bu yine devam edeceği için Eylül sonrası işte Ekim sonrası yine bir kapanmalar olursa pandeminin en çok yaradığı sektörde kripto para sektörü oluyor. Bundan dolayı bu da bir etki, yani destekleyici unsur olabilir yaz sonrasında temelde ben, zaman. Şunu da sormak istiyorum yani her ikinize de soracağım sonuna geldik dedik ama podcastin mesela özellikle USDT ve USDC konularında da şirketlerin yani o bu paraların şirketlerinin çok ciddi bir para oluşturması, ihracı, para çıkarması söz konusu. Twitter'da zaten görüyoruz şu kadar USDC basıldı, şu kadar USDT tabii daha fazla. Daha geçtiğimiz iki gün önce galiba bir milyar dolarlık USDT basılmıştı. Tabii bunlar... E, geleceğe de yönelik zannediyorum USDT'ler özellikle sadece o anda anında piyasaya sürülmüyor ama bu paralarla da herhalde ee, değil mi gelecek adına kısa vadede veya orta vadede herhalde kripto para alınacağı için bir talep olacağı için evet. bu şirketler bu paraları basıyor herhalde değil mi? Çünkü insanlar merak ediyor yani öyle görüyorlar Twitter'da belki biz biliyoruz ama yine de kısa kısa ikinizin de fikrini almak isterim her andan başlayalım istiyorsan Burak. Tabii yani e, talep olduğu için bunlar basılıyor basıldıktan sonra da bir şekilde piyasaya bunlar sürülüyor. E, yani yoğunluklu basılması bu dönemde de basılıyor olabilmesi de bu sadece USDT long için basılmıyor Olmuyor. Short e, için de basılabiliyor. Teminat olarak kullanıldığı için de işlem alınıyor olabiliyor. Hmm. Ama tamamen taleple alakalı. Talep yoğunluklu olarak var ki e, çatır çatır basıp piyasaya sürüyorlar diyelim. Yani çok da detaylı bir bilgim yok. Yani yorum yapamayacağım. Hmm. Buraya bırakalım evet. burada. Yani bu USDT olsun USDC olsun tabii. Yani bence ağırlıklı olarak Bitcoin alımlarında kullanılıyor. Ama Erhan'ın da dediği gibi iki yönlü de kullanılabilir. Ee, ama şu da var, şu anda dikkat çekmek lazım. USDC son dönemde mesela geçtiğimiz günlerde birkaç saatte 6 milyar dolarlık bastılar. Yani bu inanılmaz bir rakamdı. Şu anda USDT tamam onda da sık sık görüyoruz ama hiç bu kadar kısa sürede bu kadar ciddi Tabii. bir para sürmediler piyasaya. Ee, orada da şöyle bir şey olacak benim gördüğüm. Muhtemelen USDT artık biraz zamanla, artık bu bir senede mi olur, bir buçuk senede mi olur, biraz USDC'nin geri planında kalacak. USDC çünkü aradaki farkı iyice e, kapatmaya başladı. Bugün 22 milyar dolarlık bir arz var piyasada. E, USDT'de 60 milyar dolar. Ama bu fark kapanıyor giderek. E, ki şuna da e, vurgulamak lazım. Bir, birkaç gün önce 440 milyon dolarlık bir yatırım aldı USDC ve çok e, ciddi şirketlerden aldılar bu yatırımı. E, yani iki yönlü de olabilir. Yani buradan işte tamam e, basılıyor ciddi miktarda para basılıyor. Bu direkt bitcoin fiyatı Artabilir veya artacak anlamına gelmemeli bence. Öyle olduğunu evet. düşünmüyorum açıkçası. Ya çok ee, büyük bir coşku oluyor çünkü basıldığı zaman görüyorum tabii. ben. Piyasada herkes RT edip roketler atıyor falan. Aynen. <laughs> ya Ondan dolayı ee, biraz daha bir tepsis kalmak lazım. Tamam basılıyor, talep var basılıyor. Böyle olması yani böyle algılanması gerekiyor. Ee, bir son de olarak, şey, ben tabii, bir şey daha ekleyeceğim. Binance'ın da kendi stabil kripto parası var. Ee, o da büyüyor. Yani evet. USDT'nin pasta payını gerçekten hepsi e, küçültüyorlar. Tabii. E, hemen şunu da sorayım Erhan'a. E, senin aslında çiliz ve alt kademe e, paralarını da işte e, Barcelona olsun, Atletico, Paris Saint Germain yani e, bunları da trade ettiğini biliyoruz. Burada tabii hepsini e, sormuyorum teker teker yorumlamak açısından ama buradaki gördüğün potansiyel nedir? Yani e, çilizde mi bu potansiyel yoksa e, hani e, takımlara bakarak mı nedir buradaki öngörün demeyeyim de neye dayanarak bu kadar trade yapıyorsun bu takımlarla ilgili onu da sormak istedim. Ya taraftar tweetler atıyorsun ya. Evet. evet. evet evet Ya taraftar tokenları aslında bu dönemde e, çok büyük tabi ilgi görmüyor. E, bu biraz daha pandemiden sonra çok yoğunluklu bir şekilde ilgi görecek bir sektör. E, ben de ilerleyen dönemlerde bunların hani kripto paralar sürekli yaygınlaştığı için e, bunlara da yeni yeni kullanım alanlarının geleceğini düşünüyorum. Bu da mutlaka fiyatlarına yansıyacaktır. Ve bunun için erken yatırımcı olmak istiyorum. Ben e, hatırlarsanız sadece bu dönem değil. İlk çıkmaya başladıkları zamandan Tabii. beri ben bunları alıp satıyorum. Veya sadece biriktirdiğim e, kısımlar oluyor. E, yani Çinli'de de baktığımız zaman yani futbola hizmet ediyor. E, en çok sevilen nedir dünyada? Futbol ve para İkisi de e, sektör içerisinde olduğu için tercih ediyorum. E, bu şekilde değerlendiriyorum. Evet yani hatırlıyorum ilk podcastimizde de hatta e, bayağı Galatasaray token'ını konuşmuştuk, Çilizi konuşmuştuk, baya baya konuşmuştuk. Evet. Ki... Şimdi de muhtemelen Fenerbahçe'ninki geliyor herhalde. Evet, yani o İnşallah. zaman böyle demiştik. <laughs> o zaman <laughs> da... <aynen>. böyle. Fenerbahçe... <laughs> ben ben biliyorsun Fenerbahçeliyim ama bu konuda çok yavaş kaldığını düşünüyorum. Ha şu var, yani Galatasaray hızlı davrandı da işte geçen uzman coin'de de haberi vardı, çok ciddi bir meblağ kazanmış ama olması gerektiğinden bence çok daha az genel manada. Bizim yani henüz kazanmıştı zaman... değil mi? Tabii. Evet. Yani henüz bence tam anlamıyla zamanda gelmedi onların. Erhan gibi ben de evet. biraz daha ileriye dönük bakıyorum. Yani burada erken anlamda kulüplerin erken anlamda para çıkarmış olması bilmiyorum çok da sistem oturmadığı için belki çok para kazandırmamış olabilir. Fenerbahçe'nin belki burada biraz avantajı diyelim o olabilir. Yani çok da gecikmediler hala diye evet. düşünüyorum ama şunu sorayım Erhan özellikle Paris Saint Germain, Atletico Madrid ve Juventus'un zaten onlar sanki sıra sıra geliyorlar. Yani biri arttı mı bir iki tanesi de böyle arkadan hafif hafif gösteriyor kendini. Ben Binance'de yani görüyorum ee, ve favorilerim de olmamalarına rağmen e, o ilk e, şeye sıralamada ilkine geliyorlardı. Atletico Madrid baya baya kriz döneminde çok ciddi artmıştı. Ee, yani o artışları sen neye bağlıyorsun? Hani çok ciddi de bir haber yoktu açıkçası onlarla ya ilgili. Haber, yani. sanırım burada şeydi e, maç içerisinde şampiyonluk gibi durumlar falan var ya. Doğru. Mesela Galatasaray da öyle çok zirve yapmıştı. Hadi öncesinde. E, Tabii doğru. üç tane aynı anda o gün maç vardı sanırım Galatasaray'ın başka bir takım Beşiktaş'ın falan Beşiktaş'ın tabii, şampiyon tabii. olduğu Hep gün vardı. işte tabii. Ya o gün Galatasaray böyle dümdüz çıktı sonra şampiyonluk olma ihtimali düşündü bir indi aşağıya doğru evet. <laughs> yani o tarz tabii evet. etkiler oluyor ee, bu etkilerin çapı tabii bu paralar yaygınlaştıkça yani kullanılmaya başladıkça daha da azalacaktır diye düşünüyorum yani hareketin boyutu en azından diyeyim. Tabii doğru söylüyorsun ee, söyleyeceğin son bir şey e, yoksa Burak senin de Erhan senin de hani yavaş yavaş da kapatabiliriz istiyorsunuz programı ee, benim kapatabiliriz yok. benim de yok tamamdır çok da teşekkür ediyorum gerçekten e, güzel bir program oldu ve e, Erhan Ünal'ın da söylediklerinin Bizim de öyle ama özellikle onun yatırım tavsiyesi olmadığını da tekrardan evet. hatırlatalım. Bu çok önemli bir konu. Lütfen hani kendi kararlarınızı daha çok ve araştırmalarınızı yaptıktan sonra kendi kararlarınızı almanızı tavsiye ederiz. Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün katkılarıyla hazırladığımız Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.